Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar ve yarın okulum açılacak. Şu an saat 1.30 civarı. Daha bu saate kadar size gösterdiklerinin içinde çok bir şey yapmadım. Yaptım yani. Birazcık odamı topladım sonra. Dışarı çıkacağım. Birazcık yürüyeceğim. Günlük her gün yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyorum. Ve şu an çıkmışken de kaç böyle içecek bir şey alacağım. Penny's'e gidip TOK'a bakacağım. Bunun dışında başka da bir şey yapmayacağım. Böyle birazcık sakin ve böyle yürüyüş dolanıp geri geleceğim. Bu şekilde size günümü göstermek istedim. Burada böyle hani yapacak henüz bir şeyim yok yani. Okul daha tekrar başlamadığı için. Hazır böyleyken olabildiğince size buradaki hayatımı göstermek istiyorum. Ama okul başladığında da göstereceğim gerçekten bir tane okul günümü. Ve bu dönem için gerçekten daha heyecanlıyım. Çünkü ders programım çok daha düzgün. Aralıklar daha böyle düzenlenmiş hani belli. Üstümü giyindim. Üstümdeki şu an her şey ikinci el. Çok mutluyum. Her şey yani. İçimdeki atlet dışında. Şunun içindeki atlet dışında. Bu arada saçlarımı boyattım İstanbul'a gidince. Kahverengi olsun diye. Siyahtan ve çok mutluyum. Bu kadardı saçımı update'lerim. Ve telefonumu değiştirdim. Çünkü önceki telefonum damla gelmeden önceki gece kırdım. Üstünden Ömer'in arabası geçti ve çok burada 10 gün telefonsuz, o yüzden telefon almam gerekti. Ama telefonsuz olmak da ilginç bir deneyimdi. iPad çocuğu oldum. Çıkıyoruz. Şimdi Beri gelecek ve onunla gitmek istediğim yerlere rezervasyon yaptırdım ve dolaşıyorum. Smoothie aldım bu arada, size göstermedim ama bir yerden smoothie aldım ve çok güzeldi. Bu arada çıkma amacım kahve almaktı ama sonra uzun zamandır denemek istedim bir tane böyle bir şaraphane gibi. Küçük bir yeri gördüm ve oraya gittim. Herkese merhaba tekrar ve en son sizinle konuştuğumda bir yere uğrayacağımı söylemiştim. Sizinle konuştum. Top taşıma kartımı bastım ve sonra top taşıma kartımı kaybettim ve sonra şansıma kontrol edecekleri tuttu ve ben basmama rağmen bunu kanıtlayamadım ve ceza yedim. Hayatımda da böyle şanssızlıklar olabilir tabii ki. Bunu sadece söylemek istedim. Yani bunun için söyledim. Ama onun dışında ihtiyacım olan şeyleri alabildim. Gösteriyorum. Önce şunu aldım. Saç için. Suluğumu kırmıştım. Yeni suluk aldım. Mum aldım. AirPod kılıfı ve saç bantlarımı İstanbul'da unutmuşum. Bunları aldım. Öyleydi günüm. Bunları yaptım. Şimdi bu saatten sonra yemek yapacağım. Yemek yemem lazım. Ve kartımı yine son bir ümit arayacağım. Çünkü gerçekten nereye koyduğumu asla anlamadım ve biraz sinir bozucu ama bu şekilde. Yarın okulun ilk günü zaten. Zamanın bu kadar hızlı geçmesi çok korkunç. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum her gün. Burada yani yaşam daha böyle sanki bana dingin ve yavaş gelse de aslında vakit çok hızlı geçiyor ve bu geçen vakitte yani zaten okul başladığı saniye zaman çok hızlı geçmeye başlıyor. Çünkü çok fazla ders, ödev, sınav vesaire derken gerçekten çok yoğun geçiyor. Yani nefes alacak vakit olmuyor biliyorum ama hani bu olmazken bile yani genel olarak bu döngünün de bir düzende olması beni çok mutlu ediyor ve çok rahatlatıyor. Yani hani mesela çok fazla insan şey diyor işte okul başlasın da hani hayatın düzene girsin vesaire. Ben buna kesinlikle katılıyorum. O düzenin çünkü hani bizim kendi düzene sokmamız birazcık daha zor bir şey. Yani ne kadar hepimiz burada izleyen herkesin çabaladığını bilsem de. Ama okul başlayınca ister istemez bir düzene giriyor zaten.
ne giyeceğimi seçeceğim. Bugün okulun ilk günü ve gerçekten hiç gitmek istemiyorum. Spordan çıktım ve sonraki dersime gitmeden önce birazcık fotosentez yapıyorum. Hava güzelken nadir durumlar bunlar burada biraz. Herkese merhaba. Yurda geldikten sonra uyudum. Şu an şarap içmeye gidiyorum. Yani böyle 1,5 saat uyudum aslında. Sonra kalan zamanda bir yemek yaptım. Yıkandım. Şu an hava çok güzel gerçekten. Yani nazar değdirmek istemiyorum ama ya da ben alışmış hissediyorum. Çünkü normalde gerçekten ben buraya ilk geldiğimde bile çok daha kalın giyiyordum. Bugün 4 tane dersim vardı ve bittim. Şu an saat 3.30. Odaya geldim. Kreker yedim ama hala doymadım. O yüzden biraz yemek yapacağım. Avokadom var yani yemek yapacağım dediğim. Berra'nın doğum gününe gidiyorum. Nasıl? Güzel. Ne kadar güzel. Bunu senin olmayacak. Tamam. Yani bence bu şu an yurda doğru yürüyorum. Berra'nın doğum gününden çıktım ve bu saatlerde dalgın çok güzel oluyor. Tam böyle gece tehlikeli saatine gelmeden önceki son demleri gibi hissediyorum. Ve trafik gerçekten ki burada kimse ışıkları beklemiyor. Ev gibi hissettiriyor bu yüzden. Cilt bakımını yaptım. Şu an gerçekten bu vlogda bir karar veriyorum ve bunu bugün Berra'ya da söyledim. Ben solda izlemeyi bırakacağım. Gerçekten verimimi o kadar düşürüyor ki. Yani şu an açık bu arada. Bu son. Son. Şu an bitsin. Yarın bir tane dersime böyle soru çözüme gibi bir şey var. Onun sorularını çözüp uyuyacağım. Çünkü böyle gerçekten bir şeyler yaparken arkada onu açıyorum. Beynimi yoruyor yani. Böyle sanki arka planda beni rahatlatan bir şey gibi değil. Bu arada sabahleyin böyle hani hızlı harekete geçmek için genellikle uyanır uyanmaz podcast açıyorum. Bu gerçekten hayatımı kurtaran bir şey. Yani sabahları özellikle böyle çok direkt gerilip ay yetiştim mi saat kaç falan filan bin tane şey düşünmeye başlamadan önce daha böyle kafamı yapıcı şeylere yormak sanırım daha iyi geliyor. Ve cuma gününe ödevlerim var. O yüzden onları yapacağım. Yarına bayağı artık okul moduna girmem lazım. Yani okul modundayım zaten. Fakat hani geçen dönem bitmeden önce o kadar yoğundum ki yani gerçekten bu şu sandalyeden kalkamadığım böyle bir 8 saat geçirmiştim odamda. Ben odamda ders çalışmıyorum bile. Hani o kadar değil ama birazcık daha böyle hani yapıların da yeni bittiği için anlıyorum yani kendimi. Gayet normal. O yüzden yavaştan almak lazım böyle şeyleri. Bu şekilde bu kararımı burada belirtiyorum. Bu izlediğim son kısmetse olur. Hatta şu an abonelikten çıkıyorum şimdiden. Gerçekten yani hayat kalitem düştü. Sadece boş drama
yani beni besliyor yani burada yani. Benim sıkıcı yani ne bileyim odamda yatarken geçireceğim sıkıcı saatleri sıkıcı kılıyor yani. Onu besliyor o kadar. Yoksa hiçbir şey desteklerinden veya kaliteye bulunan izlemediğimi söylüyorum. Zaten bence bu açıklama yapmama gerek yoktu. Herkese günaydın. Şimdi saatlerimiz 8.30'a geliyor. Saat 8.30'a geliyor ve okula gideceğim. Saat 10'da dersim var. Söylediğim gibi. Hava güzel gözüküyor yani. Gerçekten çok abartmak istemiyorum. Sonra kötü bir şey. Ama bu şekilde bugün geçecek yani. Okula geçecek. Birazcık şu an acaba bir şey dersen sonra gidip yurtta yemek mi yesem falan. Arada kaldım ama bakacağız. The internet, yes. Oh my god. I will put a link to your channel down below. Please don't. Bilgisayar laboratuvarından çıktım. Şu an yurda dönüyorum. Güzel geçti yani. Çok şey öğrendim. Gerçekten aşırı fazla şey öğrendim. Yani bir saatte ne kadar fazla şey öğrenebilirsem benim tamamını kullandım. Şu an yurda gidip yemek yapacağım ve yemek yiyeceğim. Hava gerçekten güzel bu arada. Yani gayet oluru var. Gayet oluru var. Bir süredir kahve makinem çalışmıyordu. Yani böyle podları delip bırakıyordu. Yani bir sürede dedim bir 2-3 kere yaptı bunu ama bayağı bir böyle deneyerek ben kahve kaybettim. Korkuyordum yapmaya. Şimdi dayanamadım, denedim yani sabah için de oldu. O yüzden şu an kahve içeceğim. Yemekten önce. Ama çok fena olmadı çünkü bir tane yapmam gereken bilgisayar ödevim var. Bir tane kaldı. Onu yapacağım yarından. Bugün genel olarak böyle sabah gerçekten bu aralar böyle sürekli kendi kendime sabote edip moralimi bozduğumu düşünüyorum. Hiç olmayacak. Üzülüp böyle kendimi kötü hissediyorum. Daha doğrusu üzülüp değil de kendime kızıyorum gibi. Bilmiyorum, kendimi yeterli hissetmiyorum yani genel olarak. Bundan kaynaklı olarak birazcık böyle kafam meşgul ve yeterli verim aldığımı düşünmüyorum ama bunu böyle kafamdan yok etmeye çalışmaktansa böyle düşünüp gitmesine izin vermek gerçekten çok fark ettiriyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani bunu herkes yapıyor bence ama bazen böyle gününü çok ele geçirir ya, böyle sabah olunca gerçekten günümü ele geçiriyor. Ama mesela bu sabah biraz öyle olmasına rağmen sonrasında hani öyle devam etmesine pek izin vermedim yani. Bu şekilde. Şu an çok açım. Pilav ve fırında balık yapıyorum. Bu balık hani küçükken yenilen dışı, burada şurada çöp atma listemiz, temizlik listemiz. Dışı böyle kıtır olan, şirinlere benzeyen balıklardan yapıyorum. Zaten göstereceğim ve çok heyecanlıyım. İlk defa aldım. Bunun yanında nohutlu pilav yapacağım. Bitti bugünüm. Yarın da yoğun bir gün olacak. Aslında vlogu nerede bitirmem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü çok mu uzun oldu, etti mi falan, hani editlemeye başlamadığım için hiçbir fikrim yok. Hatta tam tersi, editlemeye başlayınca çok kısa olduğunu düşüneceğimin farkındayım. Çünkü hep öyle oluyor. Hep böyle çok uzun bir video çekmişim gibi ve sonra editleyince öyle olmuyor ama bu şekilde. Şimdi cilt bakımımı bitirip uyuyacağım. Bugün çok yorucuydu. Çok fazla dersim vardı ve okuldaydım bütün gün. Şimdi dünden kalan yemeğimi yapacağım. Isıtacağım daha doğrusu. Ve ondan sonra da ondan önce bir spora ineceğim aşağıya ama şu an ne zaman insem diye düşünüyorum. Çünkü böyle yatmaya devam edersem şu an saat aslında daha 5.41. Hani ne zaman uyuyacağım? 12'de uyuyacağım. 12'ye kadar burada böyle yatıp sonra kendimi çok kötü hissetmek istemiyorum. Biliyorum kendimi çünkü şu an o şeye girilebilir. O yüzden kısmet solu vesaire izlemiyorum dediğim gibi.
sözüme sadığım ama yani biraz bir merak da ediyorum. Neyse. Yalnız yaşamanın en sevmediğim tarafı yorganı tek başına değiştirmek. Çamaşırlarımı bekliyorum. Onları kurutmaya atacağım birazdan.